Ben böyle olsun istemedim. Hiç istemedim. Ne olur affet beni. Ne olur affet. Bahale, sen nerede iş tutuyordun? Ben mi? Ya ben sana kaç defa söyleyeceğim, ben iş falan tutmuyordum diye. Zımbırından da geçilmiyor maşallah. Ben bir kere koskoca dinç arslan çiftliğinin yıllarca hizmetkarlığını yapmış bir insan. Sizin durumunuzla benim durumum bir mi ya? Eski çanlar bardak oldu sultanım. Sen bizim aramıza düştün ya, ne geçmişin var bundan kelli ne de istikbalin. Ha, bu lafımı da iyi belli. Sen buradan çıktığın vakit asıl kahır neymiş göreceğim. Gülizar kim? Benim. Çık hadi serbestsin. İsa mı? Hadi hadi sallanma. Sultanım, kraliçem, sahnelerimin bülbülü. Şimdiye kadar nerelerdeydin? Ya biraz geciktim doğru, kusura bakma. Ama geçmiş olsun ya, gel bir öpeyim seni, gel gel. Geçmiş olsun ya. Ne yapak işte ya. Ortalık fena halde karıştı. Bir yanda hastane, bir yanda cenaze. Ben de ancak şimdi gelebildim, ne yapak. Ne cenazesi? Aa, senin haberin yok değil mi? Gülizar, işçiler dinç aslan çiftliğini bastılar. Ortalığı var ya tarumar ettiler. Kemal de tahtalı köyü boyladı. Aba. He. Ne diyorsun sen ya? Ya, takdiri ilahi işte, ne yapacaksın? Piyangonun kime çıkacağı belli olmuyor ki. O yüzden ne yapmak lazım Gülizar Hanım? İyi yaşamak lazım. İyi. Ya. işte. Dükkanda var ya günlerdir mühürlü. Feci halde para kaybettim Gülizar, feci. İşte şimdi hemen işe koyulup o paraları yerine koymak lazım, anlıyor musun? Hadi işe gidelim, hadi gel gel. Ya sen benimle maytap mı geçiyorsun ya? Ha? Ben bir daha gider miyim o meyhaneye? Bir daha ben o meyhaneye gireyim, anamın donu başıma. Ya ne yapacaksın? Böyle açlıktan yollarda sürüne sürüne ölecek misin? Ama var ya, sen hiç merak etme. Ben senin derdini çözdüm. Neymiş benim derdim? Aa, senin derdinin dermanı Gülizar. Aha da bu. Neymiş bu? Ne olacak? Senin vesikan. Çok uğraştım ama aldım. Zaten var ya, seni de bu yüzden bıraktılar. Bugüne bugün artık vesikalısınız. İstediğin her yerde çalışmana müsaade ediyorlar. Ama Gülizar, var ya, önce senin evini değiştirmemiz lazım. Zaten tenekeli mahalleli de sana biraz kızgın. Öyle mi? He. Sebep? Ya sebep ne olacak işte? Tenekeli mahalleyi bilmiyor musun? Senin hakkında ileri geri konuşup duruyorlar. Ama var ya Gülizar, sana şöyle Adana'nın en güzel yerinde şöyle cumbalı bir konak aldığın zaman bu tenekeli mahalleli yalaklar da susacaklardır. Seninle var ya çok para kazanacağız kız, çok para kazanacağız. Demek bana bir sıka çıkarttın ha? He. Şeytan cehennemde iş var dese maaşı kaç lira diye soracaksın, öyle değil mi? Ulan, ulan Deyyus, ulan hain, ulan ben senin yüzünden iki paralık oldum.
hala bağ vesika çıkardım diyor. Düşmüş kanlılarla aynı yerde yatırdın beni. Namusum iki paralık oldu. Yeter be! Yeter! Yeter! Hala bana namusum diyor. Seninle benim bir geçmişimiz yok mu? Ha? Sen sadece benim koynuma mı girdin? Ha? Bir de utanmadan bok diyor. Ulan! Herif, seni öldürürüm Reşit. Seni öldürürüm. Bir daha sakın karşıma çıkma. Ne bakıyorsun kardeşim? Sinema mı oynuyor? Yürü işine. Asuma. 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 Cemşir, ben senin hayatına girdiğimden beri hep bela getirdim sana. Ne kadar istesem de artık yapamam. Senin bir ailen var. Ben bunu unutamam, yok sayamam. Sana veda etmeden gideceğim. Çünkü yüzüne bakarsam hiç gidemem diye korkarım. Öylesi bir acıdan sonra senin yerin karının, kızının yanıdır. Onların sana ihtiyacı var. Bundan böyle kalbimde taşıyacağım seni. Sen de öyle yap. Kızını, karını yalnız koma. Onlara babalığını, kocalığını göster. Senden tek dileğim bu. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.